Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün son sureyi okuyoruz. Nas suresi. Dolayısıyla bakalım Cenab-ı Hak Kelam-ı Kadim'inde son suresinde ne diyor? Bize nasıl bir öğüt veriyor? Onun üzerinden sizinle konuşacağız inşallah. Geçen hafta Felak suresini okumuştuk. Geçen ders. Bu derste Nas suresini okuyacağız. İki sure aslında birbirinden ayrılmayan, ayrılamayacak olan bir içeriğe sahiptir. Bu içeriği hem geçen ders söylediklerimizi ana hatlarıyla sizlere hatırlatacağız. Sonrasında da Nas suresini inşallah ana mesajları itibariyle konuşmuş olacağız. Önceki derste de ifade etmiş idim. Bir Almanya seyahatimiz olacak demiştim. Şimdi Ahmet abi de hem Almanya'da beraberdik hem buraya gelmiş. Benim için sürpriz oldu. Almanya'da Karlsruhe şehrinde Bad Sackingen şehrinde, sonra Frankfurt Üniversitesi'nde, ondan sonra Penzberg diye bir şehirde, sonra da Münih'te konuşmalar yaptık. Maksadımız o programları yapma maksadımız bu kış kıyamette bir Almanya seyahati değildi elbette. Suriye'den ülkemize gelen muhacir kardeşlerimizin başını sokabileceği bir sıcak yuva projesi vardı. O projeye destek olalım diye gittim. Ben de elimden geleni yapayım dedim. Allah-u Teala mahcup bırakmasın. İyi organizasyonlar idiler. Yani memnun bir şekilde oradan geri döndüğümü ifade edebilirim. Tabii böyle ortamlarda ders yapmak da çok zor. İşte giderken Beşiktaş'taki o menfur vahşeti yaşamıştık. Sonra hani onu biraz belki tolere mi edeceğiz, belki biraz hafiflesin diye beklerken bu defa Halep'teki cinnet gündemimizi meşgul etti. Ağzımızın tadını kaçırdı. Zaten yoktu ağzımızın tadı. Halep'ten gelen görüntülerle insanın yüreği parçalanıyor. Korkunç şeyler oluyor orada. Hadi onunla ilgili bir şeyler yapalım. Ne yapabiliriz? Peygamberimizin bize yönelik hadisini hayata geçirelim. Men ra'a minkum münkeren felyugayyirhu biyedihi. Kim bir kötülük, çirkinlik görürse onu eliyle değiştirsin. Fe inlem yestatı, buna gücü yetmezse fe bilisanihi, diliyle değiştirsin. Ve inlem yestatı, buna da gücü yetmiyorsa fe bi kalbihi, kalbiyle değiştirsin. Kalbiyle buğz etsin, öfkesi bulunsun. Ve zâlike adâful iman, neticede bu imanın en zayıf noktasıdır. Hiç olmazsa bu olsun. O hadis doğrultusunda acaba ne yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz? Elimiz bir yere gider mi? Dilimiz bir iş görür mü? Onunla meşgul iken, haydi bakalım, bir de dün sabah Kayseri'den bir başka dehşet haberi aldık.
Yani ülkemizde acayip şeyler oluyor. Bu coğrafyada çok kötü şeyler oluyor. Belli ki emperyal güçlerin bu coğrafya ile alakalı çok derin hesapları var. Şeklen hani Esed'in Suriye'deki Sünnilere karşı bir faaliyeti gibi görünüyor. Korkarım ki bu coğrafyada hani insan kanını su gibi akıtmaya sebep olacak bir mezhep çatışması, çok çok yönlü bir mezhep çatışması çıkartmak istiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Öyle bir şey olursa bu coğrafyada savaşanların hiçbiri kazanamayacak. Ama bu savaşı yaptıranlar, savaştıranlar kazanacaktır. Müslüman olarak onların ekmeğine yağ sürmemek durumundayız. Böyle bir mezhepçilik, holiganlığı yapmamak durumundayız. Bu gaza gelmemek durumundayız. Belli ki orada siyasi hesaplar var. Yani Batı'nın Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme çabaları var. Onlar o emellerine ulaşmak için nasıl bir çıban oluşturabiliriz ve bunu kaşıyarak nasıl kanatabiliriz? Onlar öteden beri o hesabın peşindeler. O hesap üzerinden Müslümanları birbirine kırdırıyorlar maalesef. Türkiye'nin de sanıyorum ki Türkiye'nin de oralara burnunu sokmaması için kendi içindeki problemlerle onu yoğurmak, kendi problemleriyle onu meşgul etmek, dolayısıyla kendi emellerine rahatça Orta Doğu'da ulaşmak istiyorlar. Öyle görünüyor. Yani mezhep çatışmasıdır deyip de biz buradan bir körükleme de bulunmak durumunda değiliz. Öyle bir şey yapamayız. Çünkü orada savaşan taraf, en baskın güç şimdi Rusya, öyle görünüyor. Alanda pek görünmüyor olsa da dizayn edenlerin içerisinde mutlaka Amerika ve İngiltere var, Batı mutlaka var. Belli ki orada bir siyasi hesaplaşma, siyasi bir organizasyon var. Korkarım ki işin daha arkasında müreffeh bir İsrail projesi var yani. Öyle görünüyor. Müslümanlar olarak birbirinin ayağına kurşun sıkarak, birbirini kırmadan, dökmeden o büyük oyuna gelmemeyi başarmak, o anlamda bir dikkat ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Ama bir taraftan bir zulüm var. Bunu yapan zalimdir. Kim yaparsa yapsın. Hiç kim, adı ne olursa olsun, nüfus kağıdına hangi din yazıyor olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bunu yapan zalimdir. Zalimdir ve bir Müslümanın zalim olmaması yetmez. Zalime destek vermemesi yetmez. Zalimi sevmemesi yetmez. Bir Müslümanın zalimin karşısında durması gerekir. Zalimin karşısında durmamak, pasif bir şekilde de olsa zalime meyletmektir. Zulme meyletmektir. Hud suresi 114. ayet çok sert bir uyarıyla bizi uyarır. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Sakın ha zalimlere zerre kadar meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Ateş size de dokunur. Ateş dokunur, yakar. Yüreğimizi yakıyor. Şimdi buna bigane kalamayız. Bir şeyimizle oradaki felakete mutlaka, mutlaka ama mutlaka bir yönüyle destek, oradaki garibanlara destek olmak mecburiyetindeyiz. Ne olur? Peygamberimizin o hadisinde aleyhissalatü vesselamın işte imanın en zayıf noktasıdır dediği o başka kötülüklere karşı hiç olmazsa kalbinde bunu bulunduruyor olmak, bunu çok önemsiyorum ben. İmanın en zayıf noktası bile olsa insanların elini harekete geçirecek, dilini konuşturacak şey kalpteki o öfkedir. Kalbinde bu buğzu taşımayan adamın ne eli çalışır ne dili çalışır. Kalbinde o öfkeyi mutlaka zulme karşı, zalime karşı o öfkeyi mutlaka ama mutlaka bulundurmak mecburiyetindeyiz. Ölü gibi olduk.
üzerimize adeta ölü toprağa serpilmiş gibi olduk. Yani yangın bizim evde değilse sorun yok diyemeyiz. Komşu yanıyorsa sıra sizin eve geldi demektir. Bu emperyal güçlerin bütün hesabı Türkiye'yi de, bu coğrafyayı da kana bulamak ve burada yeni sınırlar çizmek. Bunların bütün derdi bu. Şimdi böyle konuşunca ara ara bana diyorlar ki yani sen siyasi konuşma yapma. Yani seninki, sen Kur'an'ı anlat, boş ver. Kur'an'ı anlatan boş veremez. Kur'an öyle sadece bir ahlak kitabı değil. Kur'an devletlerde adaleti tesis etmeyi, zulme direnmeyi öğreten ve zulme karşı ses çıkarmamayı şeytanlık diye tanımlayan bir kitaptır. Bir kan akıyorsa ona karşı duralım demek herhangi bir siyasi partiden yana tavır koymak demek değildir. Bu parti meselesi değil. Burada parti martı yok. Burada ülke meselesi var. İşte canlarımız teker teker gidiyor. Burnumuzun dibinde işte Suriye'de neler olduğunu yıllardır görüyoruz. Irak'ı parçaladılar, mahvettiler. Irak diye bir memleket var mı artık? Bir hükümet, bir otorite, bir ciddiyet, bir şey var mı? Kimin ne yaptığı belli değil. Bir IŞİD diye bir garabe ürettiler. Onu Müslüman halkın içerisine yaydılar. Şimdi Batılılar IŞİD'i temizleyelim derken Müslümanları temizliyorlar. Yani onlar bunu meydana getirdiler. Onlar ürettiler, saldılar Suriye'nin ve Irak'ın çeşitli memleketlerine. İyi biliyoruz değil mi Musul'u nasıl teslim ettiklerini? Çok iyi biliyoruz. Musul'u teslim ettiler, bütün silahları IŞİD'e bıraktılar. Hazır silahlı bir güç meydana getirdiler. Sonra IŞİD'i temizleyelim derken Musul'u perişan etme planı yaptılar. Aynı şey şimdi burada, Telafer'de, Elbap'ta, hepsinde, İdlib'de. Yani şimdi filancanın kontrolünde demesine bakmayın. Yarın orada da teröristler var deyip orayı da yerle bir edecekler. Maksat yani Büyük İsrail'e doğru her türlü engeli ortadan kaldırma projesi bunlar. İşte bu projenin içerisinde biz böyle bir mezhepçilik üzerinden meseleyi basite indirgeyip de bu bir Şii-Sünni savaşıdır demeyelim. Amerika'nın Şiiliği, Sünniliğinden söz edilemez. İngiltere'nin Şiiliğinden, Sünniliğinden söz edilemez. Rusya'nın böyle bir derdi olamaz. Bir siyasi proje ve haritayı yeniden belirleme, faturayı da Müslümanlara kesme hareketidir bu. Buna karşı şimdi mazlumlar var ortada, ortada kalmışlar. Evsiz, barksız insanlar var. Onlara destek olmak, hiç olmazsa bunu yapabilmeyi becermek lazım. Elden ne geliyor? Şimdilik o geliyor. Bu görevimizi hakkıyla yaparsak Allah-u Teala başka ihsanları, başka ikramları bizim önümüze inşallah serecektir. Öyle iman ediyoruz. Sadece dua ile olmuyor bu iş. Dua etmeyle olmuyor. Dua uğrunda fedakarlık gerektiren şeyde fedakarlık yaptıktan sonraki yakarışın adıdır. Fedakarlık yapmadan dua ile başlamak sonucu çözmüyor. Olmuyor bu iş. Koro halinde dua etmeyle olmuyor bu. Tefriciye duaları dağıtmayla olmuyor bu iş. Fetih suresini herkes okusun demeyle olmuyor bu. Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin. Kuvvet olarak, güç olarak ne kadar imkanınız varsa onu düşmanlarınıza karşı hazırlayın. Caydırıcı gücünüz olsun. Güçlü bir devlet olmak zorundayız. Biz caydırıcı olmadığımız sürece bu coğrafyada isteyen istediği gibi at koşturuyor. Güç toplamak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Mümkünse bunu bütün Müslüman memleketler olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi siyasi particilik yapmanın zamanı değil. Mezhep ötekileştirmenin, kaşımasını gerçekleştirmenin zamanı değil. Şimdi bu değil. Bunu mezhepçiliği, mezhepliliği, mezhepçiliğe dönüştürmemek için elden gelen her çabayı yapalım. Ama bunu kendi içimizde yapalım. Elin alemin 10 bin kilometre uzağındaki Amerika bunu dizayn etmesin. Onlara mecbur mahkum olmayalım. Kendimiz problemimizi halledebilecek imkanlarımız ille de vardır. O imkanları
elden geldiğince inşallah kullanacağız. Kullanmak mecburiyetindeyiz. Yeni yaralar, yeni kangren oluşturacak yaralar kaşımak sadece dediğim gibi başkalarını memnun eder, bizi memnun etmez. Kim ne adına bu kanı döküyorsa, kim ne adına bu vahşeti yapıyorsa, kim ne adına bu cinnete ortak oluyorsa o zalimdir. Dini ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, ırkı milliyeti ne olursa olsun bunun adı zalimdir. Zalim bizdense ben bizden değilim demeyi becermek lazım. Böyle zulüm, böyle çirkinlik, böyle fütursuzluk insanın yüreğini kanatıyor. O çocukların görüntülerini seyredip de etkilenmemek mümkün mü? Hangi birimiz rahat bir sofrada yemek yiyebiliyoruz Allah aşkına? Mümkün mü sıcak bir yatakta yatabilmek? İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Bütün yüz binlerce insan şimdi gene yerinden yurdundan olmuş, başka taraflara doğru gidiyor. 200 bin, 300 binlik bir rakamdan söz ediyorlar. Kolay mı? Bizde kalorifer az bir düşük derecede yanınca feveran ediyoruz. Hatta bir kısmımız doğalgaz çok fazla yanınca kışın ortasında camları pencereleri açıyoruz. Efendim çocuklarımız yemek beğenmiyor, giysi beğenmiyor vesaire. Şimdi o coğrafyada yemek yok, giysi yok, yatak yok, sıcaklık yok. Kışın ortasında perişan bir durum var. Onlara ne olursa olsun yardım organizasyonlarına mutlaka destek vermek mecburiyetindeyiz. Ne pahasına olursa olsun bir garibanın elinden tutmak, soluk bir yüzün canlanmasını, kanlanmasını, yüzüne can gelmesini sağlamak bizim önce insanlık sonra da Müslümanlık görevimizdir. Bu görevi ihmal edemeyiz, etmeyelim. Bu arada içimizdeki bu hain terör faaliyetlerine de yani lanet okuyor okuya da laneti de kanıksar olduk yani. Lanet okuyorsun, kanı yerde kalmayacak filan bilmem ne, hepsi yerde kalıyor yani. Yapanın yanına kar kalıyor. İşte masum gencecik çocuklar çarşı iznine çıkarken işte pat diye öldürülüyorlar maalesef. Allahu Teala onun rahmetiyle muamele buyursun inşallah. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Onun, o çocukların yakınlarının, ailelerinin ve bütünüyle milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak bu felaketlerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Ya da o felaketlerden korunabilecek aklı istidadı bize lütfetti. Onu kullanmayı da lütfeylesin inşallah. O bizim elimizi bırakmayacaktır. Biz onun elini bırakmadığımız sürece Allah bizi kendi başımıza bırakmasın, yardımından bizi mahrum kılmasın inşallah diyor. Böylece ifadelerimi toparlamak ve sonrasında da Nas suresiyle bu dersi artık işlemek istiyorum. Yani kelimeler bitiyor, bir şey diyemiyorum. Biraz daha zorlayınca da boğazıma düğümleniyor. Ondan sonra yani böyle bir küçük çocuğun öldüğünü görmek bana çok felaket dokunuyor. Yani küçük bir oğlu ölmüş bir baba olarak o acıyı yüreğimde hissediyorum. Hiç dayanamıyorum, hiç. Ne olursa olsun o yavrucakların ağlamaması lazım, ölmemesi lazım. Onlar hiç suçlu değil. Hiçbir şey yapmadılar onlar yani. Hiçbir şey yapmadılar. Dünyaya geldiler Allah'ın bir ayeti olarak. Allah'ın ayetini öldüren bu zalimlere lanet okumak yetişmiyor. Artık o acıları inşallah görmeyiz artık. İnşallah sonu gelir. Yani narkozsuz ameliyat olmanın nasıl bir şey olduğunu gördük. Narkozsuz ameliyat olmanın nasıl bir acı olduğunu, o yavrucağın öyle narkozun etkisini görmediği için, narkoz olmadığı için Tebbet suresini okuduğunu gördük. Beyyine suresini okuduğunu gördük. Şimdi bir kısmı bunların montaj olduğunu söylüyor. Ne montajı be? Elbet montaj olanı vardır. Bir yerlerde bir şeyler vardır. O anlaşılır zaten. O IŞİD'in gazetecileri kestiği görüntülerin montaj olduğunu gördük. O zaten belliydi, anlaşılıyordu. Bu da belli. Çocuğun burası yarılmış, kan akıyor ve Tebbet'i okuyor. Bunlar yani İngiltere'de mi Tebbet'i okuyorlar yani? Neresi montaj? Ne montaj? Bu da bir kolaycılık. İnanmamak.
Yalan bunlar. Ne yalanı işte ya? Ne yalanı yani? Yani bilmiyorum, çok acayip moralim bozuluyor. Çok felaket canım sıkılıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapsak, ne yapsak da bu acıları bir daha görmesek diye. Rüyaya yatıyorum, rüya da görmüyorum. Ne yapsam acaba diye. Ama bu kitap bize rüyaya yatmadan da yapılacaklar var diyor işte. Ha, açtım, orası çıktı. Nisa suresinin 75. ayeti. Ah. Ve ma aleküm la tukatilune fî sebilillâhi. Vel müstadafîne miner ricali vel nisâi vel vildâni. Niye bunlar için mücadele etmiyorsunuz diyor. Neden? Ne oluyor size de Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Bu erkeklerden zayıf düşürülenler, kadınlar, çocuklar, bunlarla ilgili neden mücadele yapmıyorsunuz diyor. Al. Nisa suresinin 75. ayeti. Duramazsın. Ya, beni ilgilendirmiyor diyemezsin. Bu problem bizim değildir diyemezsin. Hepimizin insanız arkadaş. İnsanız. Ölenlerin Müslüman olmasından dolayı değildir bu feveranımız. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dinden olursa olsun çocuk çocuktur. Çocuğun dini sorulmaz. Çocukların, yetimlerin, fakirlerin, yoksulların ve esirlerin dini sorulmaz. Bunların dini sorulmaz, dili sorulmaz, ırkı sorulmaz, cinsiyeti sorulmaz, coğrafyası sorulmaz. Beş grup insan vardır, bunların beş şeyi sorulmaz. Dini sorulmaz, dili sorulmaz, ırkı sorulmaz, cinsiyeti sorulmaz, coğrafyası sorulmaz. Kim bunlar? Çocuklar, yetimler, fakirler, yoksullar ve esirler. Bir şey sormayacaksın. Bu senin, sana emanet bunlar. Bunların elinden tutacak, bunların derdiyle dertlenecek, bunlarla yürekleneceksin. Buna mecbursun. Bunlar uzaktır demek işi görmez. Uzak değil. Yakındaki yetime bakmak Allah'ın emridir. Ama her yetime yakın olmak da Allah'ın emridir. Her yetime yakın olmak durumundadır Müslümanlar. Samsun'da Suriye'den göçmüş gelmiş insanlar var, aileler var. Ara ara gidip kaldıkları yerleri görüyoruz. İnsanın yüreği parçalanıyor ya. Orada insan yaşamaz. Ama oraya bile minnet içerisinde sarılıyor aileler. Vatansızlık çok kötü bir şey be. Çok kötü. Akşam gidecek evinin olmaması tarif edilebilir bir acı değildir. Ortada muhacirler var. Şimdi ensar olma zamanıdır. Ensar olacağız. Onlara yüreğimizi, bağrımızı, her şeyimizi açmak mecburiyetindeyiz. Haşr suresinin 9. ayeti hepimize inmek zorundadır. Haşr suresi 9. ayet atmosferde kalmamalıdır. Biz bunu hayatımızda uygulamak mecburiyetindeyiz. Onlara ev olacağız, ocak olacağız. Elbet istismar edenler çıkabilir. Çıkabilir. İstismarın ne zaman önüne geçilmiş ki? Her zaman istismar eden olabilir ama bizim şimdi istismarcısı var diye ensar olmayı öteleme zamanı değildir. Bu coğrafyada yeni dizayn faaliyetlerine imkan vermeme adına uyanık olmak, bir ve beraber olmak mecburiyetindeyiz. Kaşıyanların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Elimizden gelen feraseti ortaya koyacak ve bir basiret ruhuyla ikbale ve istikbale doğru daha güzel yarınlar için çabalar ortaya koyacağız. Rabbim sizi de bizi de, mümin kardeşlerimizi de bu uğurda mahcup bırakmasın inşallah. Evet. Bugün Nas suresini okuyalım dedik. Nas suresi iniş sırasına göre 24, resmi sıralamada ise 114. suredir. 6 ayetten meydana geliyor. Felak suresiyle birlikte indirildiği kabul edilir. Tabi ikisi beraber indirildi deyince Felak suresinin inişine neden olan her ne ise bu surede de aynı gerekçe söz konusudur. O detaya yeniden girmek istemiyorum. Cenab-ı Hak nelerden kime sığınılması lazım geldiğini bu surede bir daha ortaya koyuyor.
Felak suresinde sabahın aydınlığının Rabbine sığınıyorum de diye başlamıştı. Ve sığınılacak şeyleri de dört madde halinde vermişti. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınmak, efendim bastırdığı zaman karanlığın şerrinden Allah'a sığınmak, işte düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınmak ve faaliyete geçtiği zamanki hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak diye beyanlar yer almış. Geçen hafta bunlar üzerinde durmuştuk. Şimdi yine Rabbimize sığınmayı bize öğreten, ancak bu defa Cenab-ı Hakk'ın üç sıfatını bize tanıtan bir ayet dizisi ve bu ayet dizisinin içerisinde de kendisinden sığınılacak şey olarak da şeytan, insan ve cin şeytanları üzerinden bir bilgilendirme ve bir bilinçlendirme yapıyor Rabbimiz. Şöyle başlıyor sure, Estağfirullah. Kul e'udu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi. De ki ben insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınıyorum. Min şerril vesvasil hannasi ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâsi. Evet, cinlerden ve insanlardan oluşan, insanların gönüllerine vesvese veren sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınıyorum manası verir. Genel olarak Nas suresi. Bu surede böyle enteresan bir şey var. Sin harfiyle bitiyor olmaktan kaynaklanan böyle bir yani sesle bir mana hissettirişi söz konusudur. Şimdi burada vesvese kelimesi var. Hem fiil olarak hem isim olarak el vesvas, hem de ellezî yüvesvisu. Bolca sin harfinin bulunduğu iki kelime. Ayrıca her ayetin sonunda da sin sesiyle biten bir ayet sonu fasılası dediğimiz bir özellik var. Sanki bu insanların ve cinlerin, şeytanlarının insanlara fısıldadığı vesveseyi hatırlatıyormuş gibi, böyle bir sinsilik hatırlatıyormuş gibi sin harfinden kaynaklı bir şey var. Bir mana hissettirişi var. Bu Kur'an-ı Kerim'de önemli tekniklerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim lafızlar itibariyle, kullandığı lafızlar itibariyle lafızdan manayı anlayabileceğiniz bir kelime kullanım tekniği vardır Kur'an-ı Kerim'de. Lafızı söylerken sanki manası çağrıştırılıyormuş gibi bir şekillendirme, bir kelime tercihi söz konusudur. Bir iki tane örnek vereyim, tabii çok meseleyi uzatmak istemiyorum. Biri bu. Yani sin harfleriyle böyle vesvese, fısıltı efendim insanlara verme havası var. Kul a'udü bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi, min şerril vesvasil hannasi, lezî yüvesvisu fî sudûrin nasi, minel cinneti ven nasi. Böyle bir sin harfi, s sesi üzerinden bir vesvese şeyi var. Havası hissettiriliyor. Ama başka örnekler de var. Çok çarpıcı bir örnek vereyim size mesela. Fekübkibu fîhâhum vel gâvûn diye bir ayet var. Fekübkibu fîhâhum vel gâvûn. Şuara suresinin 94. ayetinde. Konu cehenneme atılmayla alakalı bir bağlam. Cehenneme atılma. Ve bürrizetil cehîmu lil gâvîn. İşte azgın olanlar için cehennem görüntü alanına çıkartılmış olacak. Ve kîle lehum eynemâ küntüm te'budûne min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar neredeymiş diye kendilerine denilecek. Hel yansurûneküm ev yentesirûne. Siz, onlar size yardım ediyor. Siz herhangi bir şekilde yardıma uğruyor musunuz? Yok. Fekübkibû fîhâ
Fe kübkibu. Kübkibu bir K sesi üzerinden. Küb hem K sesi hem B sesi. Bu cehenneme atılmada muhtemelen kafa taslarının birbirine çarpılarak kemik sesi verir. Küp ki bu kemik sesi verir. Patır kütür yani. Kep kebe kelimesi böyle bir kemik sesi veren lafız özelliğine sahiptir. Kep kebe küp ki bu patır kütür işte yani öyle kafa taslarının kemiklerin birbirine vurmasıyla meydana çıkan ses kelimeyi telaffuz ederken de hissettirebildiğimiz bir kelime. Bir mana veriyor yani. Mesela kıyameti, son saati anlatan ayetlerde var mesela. Kella izâ dükketil erdu dekken dekken. Dükketil erdu dekken dekken. Hakka suresinde geçiyor. Yani demek ki dağlar şiddetli bir şekilde birbirine çarpacak. Çarpınca da herhalde böyle yün gibi bir pozisyon ortaya çıkmayacak yani. Feküp kibu fiha hubbel gavun nasıl kemik sesi hissettiriyorsa kella idâ dükketil erdu dekken dekka ve caa rabbuke vel melekü saffan saffa. O şey de Fecir suresinde geçiyor. Burada da şey var. Ve humiletil erdu vel cibalu fe dükketa dekketen vahide. Aynı manayı veren aynı kökten kelimeler. İki yerde de geçiyor. Hem Hakka'da 14. ayette hem de Fecir'de işte numarasını söyleyeyim. 21. ayette. Yani mahşerde çıkacak o gürültü patırtı. Hatta İde semaun şakkat mesela. İn şakkat o da böyle bir şeydir yani. O da bir gürültü, bir ses çıkartan bir mana verir yani. El-Kari'a biraz düşünürsek ancak çıkar ondan. Evet. İkisinde de var bu. İnşikak son saat şey mahşerdir. Öbür tekvir son saattir. Neyse oraları karıştırma doktorum. İnfitar suresi ile İnşikak suresi. Bu tekvirde o pek yok. İde şemsü küvviret. Veyden nücumun kederet, veyden cibalü suyiret, veyden inşar uttilet. O rutin gidiyor yani. Oradan pek bir şey hissedemiyorum ben ama. Hissettiklerim var yani. Güya iddialı bir şey başlattık. Lan gerçekten öyleymiş dedirtemedim. Yüzünüzden hiç öyle bir görüntü yok. Yani aynı yerden bakmıyoruz herhalde. Ne bileyim bilmiyorum. Ben çok güzel anlıyorum onu mesela. Fî gıyâbetil cübbi diyor mesela. Gıyâbetil cübbü. Cübbü yani suya atınca çıkan ses. Yani böyle taş atarsın öyle bir ses çıkar yani. Yusuf'un kuyuya atılmasında da muhtemel öyle bir ses çıktı diye varsayalım yani. Tabii o neyse orada başka işler var. Oralara girmeyelim. Hadi bir tane daha söyleyeyim. Buna itiraf edin. Bu şimdi söyleyeceğimi itiraf edin. Adam koskoca kitap yazmış bu konuda ya. Yazabilir hocam. Yani bir sürü onlarca yüzlerce örnek vermiş yani. Biz beceremedik anlatmayı demek ki. Ne bileyim yani. En'am suresi 125. ayeti var. Bu 125. ayette bunu görüyoruz. Hiç yalandan kimse gizlemesin yani. Bu kesin. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islami. Allah kime hidayeti murad ederse onun gönlünü İslam'a açar. Yeşrah. Yeşrah sadrahu. Yeşrah sadrahu böyle bir yani böyle bir rahatlama var zaten kelimede. Ama bu değil şimdi. Böyle peşine kafayı sallıyorsunuz. Asıl bu değil. Bu değil. Öbürü. Ve men yurid en yudillehu. Ve men yurid en yudillehu. Kimi de saptırmayı murad ederse yec'al sadrahu onun da göğsünü şöyle bir hal alır. Dayyikan haracan. Dayyikan haracan. Zor, dar bir hal olur onun göğsünde. Tıpkı şunun gibi. Şimdi benzetme burada. Tıpkı şunun gibi. Kim ne gibi? Keennema yassa'adu fissemai. Yassa'adu. Yassa'adu adamı boğuyor kelime yani.
kelimenin kendisini söylerken sıkıntı çekiyorsun. İşte o yukarı doğru çıkınca nefes almanın zorlandığını anlatan kelimedir. Onun yerine mesela başka kelimeler kullanılabilirdi. Mesela kehennema yessa'adü demez de kehennema yerfe'u diyebilirdi. Kehennema ya'rucu diyebilirdi. Tırmanmak, yükselmek. Onun yerine hem de başka bir şey daha var. Yessa'adü kelimesi normal kural gereği bir muzari kalıp değildir. Dönüşmüş bir muzari kalıptır. Yani özel bir mana için harfleri birbirine şeddelenmiş bir kalıptır. Tıpkı müddessir kelimesi gibi, müzzemmil kelimesi gibi, issakeltüm kelimesi gibi. Yani kelimenin normal kalıbından değiştirilip başka bir şekle dönüştürülmesinde de bu mana vardır. Mesela ya eyyuhel müzzemmilu. Şimdi bunu aslı müzzemmili değildi bu. Kelimenin kalıp gereği şeyi ifadesi el mütezemmilüdür. Yumuşak bir kelimedir. Ama bunu el müzzemmilü deyince sarsıcı bir mana verir. Ey kendi başına duran peygamber, silkin ve kendine gel. Şimdi yatma zamanı değil, kalk demek yani. Müzzemmilde böyle bir sarsıcı mana var. Ha, zelzele de olabilir. Ya müzzem, o zelzele aynı değil. Zelzele başka bir kelime, müzzemmil başka bir kelime. Şu Tevbe suresini açtım bak, 38. ayette geçiyor. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. Maleküm, size ne oluyor? İzâ kîle lekümün fîse, tam bugünle alakalı ayet. İzâ kîle leküm, size şöyle dendiği zaman, nasıl dendiği zaman? İnfirû fîsebîlillâhi. Allah yolunda harekete geçin. Fert fert. İnfere infiru yani fert fert harekete geçmek demek. Başkası yapsın değil. Teker teker herkes harekete geçsin dendiği zaman İthâgaltum ilel ardı. İthâgaltum. Bunun aslı tesâgaltumdur. Kelimenin kendi kalıp karşılığı budur. Tesâgale. Yani İthâgaltum kelimesi tefaül babından mazi fiildir. Tefaül babındandır. İffaale diye bir bab yok Arapçada. İzzâgaltum ilelerd. Ne oldu da size Allah yolunda harekete geçin dendiği zaman mıhlanıp çivilenip yere çakıldınız. İzzâgaltum ilelerd. Mıhlanıp çivilenip yere niye çakıldınız yani? Niye harekete geçmiyorsunuz? Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhire. Yoksa siz ahirete karşılık dünya hayatıyla mutlu mu oldunuz? Bu mu? Böyle mi? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ. Ama iyi bilin ki ahirete göre dünya hayatının geçimlikleri son derece azdır. Bunlara bel bağlamaya gelmez diyor Allah-u Teala. İşte mesela böyle örnekler vermiş olduk. Kur'an'da buna dair başka örnekler de var. Dediğim gibi müstakil eserler yazılmış. Biz de bir çırpıda böyle 7-8 tane örnek vermiş olduk. Öyle değil mi? Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Tebbet kelimesinde kim böyle yumuşak, merhametli bir mana vardır diyebilir. Tebbet zaten şiddetli bir kelime. Onun için işte Ebu Leheb'in iki eli de, sosyal gücü de, ekonomik nüfuzu da kahrolsun, kendisi de kahrolsun. Bir kahır ifadesi zaten kelimenin telaffuzunda hissediliyor yani. Mesela şey var. Hazreti Nuh'un kıssasında o geminin harekete geçerken şeyde Hud suresinde gemi tam harekete geçerken onun hareketini anlatan bir kelime var. Ve kâle erkebû fîhâ bismillâhi. Hani dedi ki Nuh etrafındakilere gemiye binin, gemiye dolun. Bismillahi, Allah'ın yüceliğine sığınarak gemiye dolun, gemiye binin. Mecreha diye okunur o işte. Öyle mecraha diye okunmaz o. Orada bir imale vardır. İmale tecvidin kurallarındandır. Mecreha demek işte o geminin böyle yavaş yavaş harekete geçmesini anlatır. Kelimenin kendisinde böyle ifadeyi söylerken manayı bize hissettiren bir telaffuz özelliği var
demiş olalım. Nereden hareketle bütün bunları söyledik? Nas suresindeki sin harfinin kulağa verdiği fısıltı ve vesvese havasını bize hatırlatıyor. Onun üzerinden söyledik bunları. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'a sığınmayı emrediyor. Bu arada Rabbimizin çok önemli üç tane sıfatına gönderme yapılıyor. Bunlar biri Rab, biri Melik, diğeri de ilah kelimeleri. Bu kavramların her biriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet vardır. Çok büyük bir detaya girip meseleyi böyle detaya boğmak istemiyorum. Ancak bu surede madem ki üçü de zikrediliyor, bu üçünün burada zikredilmesinin hikmetini anlamaya çalışma babından söyleyeyim. Rab kelimesi, Rab, daha çok Türkçe'de böyle terbiye kelimesiyle eşleştirilir. Rab terbiye eden filan. Rab kelimesinin terbiye manası var ama Arapça'da Rab kelimesiyle terbiye kelimesi aynı kelimeler değildir. Bunu özellikle bilmek lazım. Arapçadaki terbiye kelimesinin kökü Raba kelimesidir. Rabeye. Raba. Raba, onu dört harfli kalıba dönüştürüyorsun. Rabba, Rabba'yı maslara dönüştürüyorsun, terbiye oluyor. Rabba yurabbi terbiyeten. Yani mürebbilik var ya işte, onun bu mürebbilik Rab kelimesinden gelmiyor. Bunu yanlış böyle işte Rab terbiye eden filan. Evet, manasında terbiye var da o aynı kelime değil ama. Rab daha kapsamı geniş bir kelimedir. Rabbin efendi manası var, sahip manası var. Ekstradan bu manalar üzerinden Rab kavramını tanımak mecburiyetindeyiz. O itibarla sahip olan, idare eden, yetiştiren, terbiye eden, büyüten gibi manaları var Rab sıfatının. Şimdi çok enteresan bir şey söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü bu derslerde biz zaman zaman şey yapıyoruz, işte kullanıyoruz. Böyle sosyal medya üzerinden mesela bana böyle geri dönüşler oluyor. Bunu niye böyle kullandın diye. Şimdi Rab terbiye eden, sahip, efendim idare eden, büyüten, yetiştiren gibi manalara geliyor. Bu Rabbimizin bir sıfatı. Fakat bu sıfat sadece Allah-u Teala için geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Bunun insanlara nispet edilen kullanımı da var. Dolayısıyla yani Rab kelimesini sadece Allah'ın bir sıfatı gibi algılayıp arada mesela efendi diyoruz mesela. Melik kelimesine efendi. Efendi manasını verince diyor ki bu sadece Allah için kullanılır filan. Hayır. Allah için kullanılmaz. Melik kelimesi, malik kelimesi, melik yönetici demektir. Bu insanlara da nispet edilir. İşte Yusuf kıssasında ve kâlel melikü, melik şöyle dedi. Hükümdar demek işte. İnsana da nispet edilebiliyor bu. Rab kelimesinin de insana nispet edilen örneği var. Yani bilerek konuşmak lazım. Birbirini suçlayıp da kahretmenin bir alemi yok. Nerede var? Mesela Yusuf suresi 23. ayet. Ve râvedet hülleti huve fî beytihâ an nefsihî ve gallakatil ebvâbe ve kâlet heytelek kâle me'âzallâhi innehu rabbi ehsene mesvâye. Rabbi, benim Rabbim benim bakımımı çok güzel yaptı. Buradaki Rabbi'den kasıt Allah-u Teala değil, o evin adamı. Ev sahibi, aziz yani. Ona sahip çıkan, onu alan, onu bakan adam için kullanıyor Rab kelimesi. Biz ayet sonra Rab kelimesi bir daha geçiyor ama Allah için kullanılıyor. İkisini de Allah için kullanılıyor zannederek işte böyle Rab kelimesinin manasını kullara nispet etmek doğru değildir sonucunu elde ediyorlar. Bu doğru değil. Bu 23. ayetteki Rab o evin sahibi demek.
24. ayetteki Rab Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Yerli yerince hangisinin nerede kullanıldığını bilmek lazım. Hatta mesela efendi diyoruz biz, efendi. Peygamber efendimiz diyoruz. Öyle kızıyorlar ki. Efendi Allah için kullanılır. İşte şey, insanlar için kullanılmaz. Ya efendinin karşılığı, bizim kullandığımız manada efendinin karşılığı seyyid kelimesidir. Seyyid. Seyyid insanlar için kullanılıyor. Seyyid. Mesela ayet var, ayet işte bu Yusuf suresinde 25. ayette vestebekal babe. İkisi beraber kapıya doğru yöneldiler. Yusuf'la Züleyha. Züleyha Yusuf'a işte musallat olmak istedi filan. O arada bir itiş kakış oldu. Kapıya doğru yöneldi ikisi. Ve gaddet kamisahu min dübürin. Züleyha Yusuf'un gömleğini arkadan çekti, yırttı. Ve elfeya dayandılar tam. Seyyida tam karşılaştılar kadının seyyidiyle. Seyyid efendi eşi demek işte yani. Yani efendi insanlar içinde kullanılıyor. Dolayısıyla bunu biri kullandı diye tefe koyup çalmanın bir alemi yok. Bak seyyid kelimesi kadının kocası demek işte yani. Yusuf suresinin 25. ayeti. Ama eğer bunu kalkıp dönüp de mesela Hazreti Peygamber için kainatın efendisi dedim mi olmaz işte bu. Kainatın efendisi denince kainatın efendisi Allah-u Teala'dır. Öyle sen kainatın efendisi diyorsun, öbürü de kainatın imamı diyor işte. Kainatın imamı deyince ağzına ne geliyorsa sallıyorsun, sen de kainatın efendisi demeyeceksin. Kainatın efendisi Rabbimizdir. Kainatın sahibi O'dur. Yaratıcısı O'dur. İdare edicisi O'dur. Koruyup kollayıcısı O'dur. Allah için, yani Allah'ın sadece O'na ait Rabbul Alemin mesela. Rab kelimesi tek başına insan için de belki kullanılıyor ama El Alemin kelimesine nispet edildiği zaman alemlerin Rabbi dedim mi bitti. Bu artık kullarla ilişkisi yok bu kavramın. Allah'la alakalıdır. Yani peygamberimize efendimiz diyoruz. Bu bizim önderimiz manasında bunu elbette söylüyoruz. Ama Hazreti Peygamberi kainatın efendisi diye tarif etti mi olmadı işte bu. Yani bir arızalı kullanım varsa arıza kadar karşı çıkmak lazım. Arıza olmayan kullanımlara da çok fazla bir şey dememek lazım. Melik kelimesi de böyledir. Bakın insanlar için de kullanılıyor. Rab kelimesi de böyledir. Üçüncü sıfat ilahinnas. İlah. İlah nedir? İlah aslında üstün güç demektir. Bizim Türkçe'de bazılarının özellikle niye öyle diyorlar belki onu da anlamıyorum ha. Yani özellikle mesela Cenab-ı Hak için Tanrı diyor mesela. Tanrı. Ya Tanrı Arapçada bu ilah kelimesinin karşılığı olabilir. Allah kelimesinin karşılığı değil bu. Yani ilah Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'ın ismi tektir. İşte İhlas suresinde geçiyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Kul huvallahu ahadun. Bunu tercüme ederken tabi tamamına yakını yanlış tercüme ediyor. Tamamına yakını. De ki o Allah birdir diyor, yanlış. O Allah birdir diyor, yanlış. De ki o virgül Allahu Allah'tır. Ahadun tektir. Allah Rabbimizin özel ismidir. Ve son derece önemli bir kelimedir. Allah kelimesinin yazılışına dikkat edin. Başından hemzeyi alın, geriye lillah kalır, gene Allah demektir. Başından hemzeyi birinci lamı alın, geriye lehu kalır, o gene Allah için demektir. Hatta bir lamı alın, hemze kalsın, ilah, o da Allah demektir. Elifi, hemzeyi alın, iki lamı alın, geriye sadece hu kalsın, hu gene Allah demektir. Nereden bakarsan bu kelime Allah'a özel bir isimdir. Bunu dilimize yabancı tutmamızın bir alemi yok yani. Tanrı özellikle neden Tanrı deniyor? Ben bunu anlamış değilim yani. Yani bir kasıt olduğunu sanmıyorum yani. Rabbimizin haşa makamını, yüceliğini
düşürmek, onun makamına, yüceliğine bir zede gelsin diye elbette bunu böyle yapmıyorlardır ama yine de dikkat etmek lazım. Yani Allah Allah demek zikirdir de Tanrı Tanrı demenin zikir olacağını zannetmiyorum yani. Bir bizim orada Trabzon'da ofta bir şey vardı, böyle yaşlı bir hocamız, Allah rahmet eylesin. Bizim oflular, hayratlılar iyi bilirler onu. Rızvan Efendi diye bir hoca efendi vardı orada. Böyle çok muhterem bir insandı. Onunla böyle zaman zaman konuşurduk. Belki de konuşmalarını anlayamazdım ben. Biraz böyle hızlı konuşurdu. Bir gün gittim yanına, dedim işte nasılsın, hal hatır sormaya. Çok yaşlıydı yani. Dedi ya bu bir iki hocanın adını söylüyor. O zaman benim adım çok fazla kullanılmıyordu. Belki şimdi olsaydı beni de katacaktı o kategorinin içine. Henüz o zaman o şeref listesine girmemiştik yani. Dedi ki bunlar böyle zikre karşı çıkıyorlar. Bunların derdi nedir dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Ya zikre kimse karşı çıkmaz ama neyse. Biz dedi bizim oflu ağzıyla. Biz diyoruz ki Allah, Allah, Allah. Bizim zikrimiz bu. Allah, Allah, Allah diyoruz. Sen bu zoruna gidiyorsun. Sen dedi ki şeytan, şeytan, şeytan. Senin zikrin de olsun. Ne, Allah demekten ne zarar var diyor yani. Evet doğru diyor. Yani Allah demekten bir zarar yok. Hani Allah diyelim bari. Ama zikrin esası kelimeyi tekrarlamak da değildir. Hani antiparantez onu da ifade edelim. Zikrin esası hayatı Allah bilinciyle yaşamaktır. Hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşamaya zikir derler. Fezkürûni ezkürküm ayetinde kastedilen odur. Ya da ya eyyühellezine âmenü zikrullâhe zikren kesîrâ. Fezkürullâhe kesîrâ ayetlerinde kastedilen her bir işinde Allah'ı hatırlama bilincidir zikir. Zikir zaten hatırlamak demektir. Allah'ı zikir, Allah'ı her işinde hatırlamayı insanlara öğreten bir duyarlılık halidir. Biz o anlamda zikri önemseriz. Hayatı Allah bilincinde yaşamayı bize öğrettiği için. Ben bu Nas suresinin o ilk üç ayetinin birbirini izah eden ayetler olduğu düşüncesindeyim. Onun için tercümeyi insanların Rabbine, yani insanların melikine, yani insanların ilahına sığınıyorum de şeklinde tercüme ediyorum. Birbirlerinin açıklaması olduğunu kabul ederek. Evet. Burada başka bir şeyler demişim. Onları geçiyorum. Allah'a sığınacağız. Rabbimize sığınacağız. Melikimize sığınacağız. İlahımıza sığınacağız. Yani Allah'a sığınacağız. Şimdi burada Rabbul Felak dedi. Felak suresinde. Burada Rabbun Nas dedi. Melikün Nas dedi. İlahun Nas. İlah yani esre okunuyor. İlahin Nas dendi. Sonra İhlas suresinde diyecek ki kul de ki huve, o var ya o Rab, anlattık ya, o Rab işte Allahu Allah'tır işte. Önce sıfatlarını verdi, burada dört tane sıfatını verdi. İniş sırasına göre İhlas suresi Felak ve Nas surelerinden sonra gelir. Yani İhlas suresi inişte 25. sıradadır, bu surelerden sonradır. Bu surelerde Cenab-ı Hakk'ın sıfatları verilir. Bunlardan sonra gelen İhlas suresinde Rabbimizin adı verilir. Kul de ki huve, işte o Rab diye anlattığımız kudret var ya, Allahu Allah'tır işte. Orada İhlas suresinde muhteşem bir bilgilendirme ve bilinçlendirme var. Muhteşem bir suredir İhlas suresi. Hani Cenab-ı Hakk'ın kendisini en özet ama en geniş manalı anlattığı, muhatapları son derece bir daha konuşamayacak hale getirecek bir dizaynda kendisini tanıttığı suredir İhlas suresi. Buradaki Rab sıfatları orada Allah kelimesiyle bütünleştirilir ve Rabbimizin bu anlamda adının Allah olduğu beyanı İhlas suresinde yer alır. Şimdi Allah'a sığınacağız. Neden sığınacağız? İşte sığınmamız gereken işte dürtüler, bizi Allah'a sığınmaya iten saikler, sebepler nedir?
Onu söylüyor. Felak suresinde 4 tane söyledi. Bir anlamda onların her birinin de arka planında bulunan güce işareten, aslında bunları yaptıran arka plandaki efendim tetikleyici unsur şudur. Min şerril vesvasi. Bu vesvas kelimesi, el vesvas kelimesi, tabi vesvese veren şey demektir. Peki vesvese nedir? Vesvese kapsamı oldukça geniş bir kavramdır. Vesvese kavramı. Ben şöyle özetlenebilir diye düşündüm. Bilinen bilinmeyen, hayal veya gerçek, bilinçaltı veya bilinçüstü, duyular ve güdü veya güdüler, vehim veya endişe, insan kaynaklılık veya cin kaynaklılık, görülebilirlik veya görülemezlik, hissedilebilirlik veya hissedilemezlik, ne varsa bunların her birini bu el vesvas kavramı içerisinde mana alanında bulundurur, barındırır. Vesvese böyle sadece bir taraftan gelen etkiden ibaret değildir. Oldukça alanı geniş bir kavramdır. Bu vesvese insanı rahatsız eden her türlü unsuru kapsamına alıyor. Bu vesveselerden kurtulabilmek için Allah'a sığınmak gerekiyor. Allah'a sığınmadan bunlardan kurtulunmaz. Şimdi mesela meslek itibariyle bu noktada yani bize müracaat edenler oluyor. Hocam işte içimde bir takım vesveseler oluyor. Ben bunlar için ne yapmam lazım filan? Kime gideyim diye hemen bir adam soruyor. İşte nuska istiyor yani. Şeyi o. Hem de kuvvetli para vereceği bir yer arıyor. Böyle bedava mesela bir şey yazsa ona itibar etmiyor. Bir servet verecek ki, soyulacak ki ancak aklı başına gelsin. Ben de diyorum ona ki bak bu ayette var. Vesvese mi var sende? Ha, ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Öyle diyor işte. Ya sahibi böyle diyorsa o adam ne yapacak sana başka ya? Yani o daha başka nasıl bir sığınak bulacak yani? Neden gidip onlara sığınıyorsun? Neden onlardan yardım istiyorsun? Yardım istenilecek kudret, makam Rabbimizdir. Onun için Nas suresi geldi kardeşim. Ya bu sure bu işe de yaramayacaksa neye yarayacak? Tam bu işte. Vesvesen varsa Allah'a sığınacaksın. Allah şahitliğinde hayatı yaşamaya gayret edeceksin. Sıkıntılarından Allah'a efendim iltica edeceksin. Mecbursun işte. Bu böyle bir şeydir. Böyle bir ihtiyacı insana öğretir ve Allah'a yaslanmayı, Allah'tan yana olmayı insana efendim kazandırır. O itibarla vesveseler varsa sığınak Allah-u Teala'dır. Ona sığınacaksın. Bol bol abdest al. Bol bol namaz kıl. Bol bol Kur'an-ı Kerim oku. Efendim mümkünse gusül abdesti alarak yat. Allah'a sığın. Allah'a sığın. İnsana değil. Felak ve Nas sureleri kimlerden kime sığınılırı öğretir. Onun için surelerin adı Muavvizetan'dır. Yani bize kime sığınacağımızı öğreten surelerdir bunlar. Geçen derste söylemiştim. Bu Eûzu kelimesi başka yerlerde de geçiyor. İstiaze kalıbında geçiyor. Geçen ders söylemiştim. Mesela şeytandan Allah'a en çok sığınmamız lazım gelen pozisyonlardan biri Kur'an'ı kıraat ettiğimiz zamandır. Kur'an okumaya başladın mı gelir, hemen gelir. Hemen gelir. O anlamadan okuduğun zaman pek gelmez. Anlamadan oku. Nasıl olsa anlamıyorsun. Sorun seni değiştirmez ki anlamadan okuma. Ama kıraat ediyorsan var ya, anlayarak okumaya başladıysan şeytanın yüreği patlıyor. Hemen geliyor bütün ordularıyla. Öyle bir gelişten kurtulabilmek tek başına insanla mümkün değildir. Hazreti Peygamber'e bile Allah-u Teala diyor ki kurtulamazsın, Allah'a sığın. Nahl suresinin 98. ayetinde. Feiza qara'tel Kur'ane fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Sığınılacak makam orasıdır. Şeyde var. Araf suresinde var bir ayet. Bir ayet Fussilet suresinde var. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun fasta'iz billahi. Şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığın. Peygamberimize diyor. Allah'a sığınmadan kurtulamaz. Araf'ta var, şeyde var.
Fussilet de var. Mesela bir de hemezat-ı şeyatin ifadesi var Müminun suresinde. Kul Rabbi eûzu bike min hemezat-ı şeyatin. Şeytanın dürtüklemelerinden, vesveselerinden Rabbim sana sığınıyorum diyor. Peygamberimize bunu öğretiyor. Bütün insanların da böyle davranmasını istiyor. Ayetler nerede? Kur'an'da. Kur'an'ın neresinde? Hemen söylüyorum. Araf suresindeki 200. ayet. Fussilet suresindeki 36. ayet. Müminun suresindeki de 97-98. Allah'tan sığınma. Şeytanın dürtüklemeleri, vesveseleri devreye girince insan için yapılacak tek şey Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınacaksın, insana değil. Sıkıntın varsa da daha çok öyle haplara da sığınma. Yani tabii öyle psikolog değilim, psikiyatrist hiç değilim. Onların mesleklerine saygısızlık asla yapmak istemem. Elbette doktorların önerdiği şeylere itibar etmek lazım. Aman adam hastanelik işi var diyor bana ki oku beni. Hastaneye gideceksin ya. Doktora git, neyi okuyacağım ben seni? Diyor ki ne yağıydı o? Çörek otu ya. Ölüm hariç her derde deva. Allah Allah. Kapat hastaneleri o zaman. Bu kadar masrafa ne gerek var? Çörek otu yağı üret. Herkese dağıt, her derde şifa. Bunu deyip akşamüstü hasta olup yatanlar var. Yeseydim madem öyle. Yani hastaneyi, bilimi, insanlığın çalışmalarını hor görmenin bir alemi yok canım. Allah Allah yani. Ama ne kadar ilaç içersen iç, ne kadar doktora gidersen git, şifa veren Allah-u Teala'dır. Sebeplere sarılırsın ama şafi Allah'tır, bunu unutmayacaksın. İlaç adama şifa vermez. Şifa veren Allah'tır. Onun için ne olursa olsun Allah'a sığınmak Müslümanın birinci efendim özelliğidir. Sıkıntılar var, Allah'a sığınacaksın. Antidepresanlar var. Şimdi bizim memlekette, burada yani Türkiye'de en çok satılan ilaçlar bunlarmış ya. Her evde antidepresan kullanıyor. Sıkıntısı olan tabii ki kullanacak. Yani ben ona ilaç kullanma mı diyeceğim? Hayır. Bir zaman ben de kullanmıştım. Bir ilaç vardı, onu kullandım. Kullandım. Ya Allah'ım ya Rabbi. O ilaçtan tak kurtuldum, helak oldum. Birden de bırakamıyorsun onu. Hani iyileştim bırakayım. Yok. En büyük tehlike o. Birden bırakmıyorsun. Taksit. Bir dozdu yarıma, çeyreğe öyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş işte vücudun demek ki onunla irtibatı öyle. Bilim bunu tespit etmiş. Buna saygı duyacağız. Onun dediğini yapacağız ama hem Lustra, yani adı da Lustral'dı o ilacın. Yani kullandım onu bir süre ama ta 20 sene önceydi, yakında değil. Şimdi onun yerine İnşirah suresini kullanıyorum. İnşirah suresi en güzel antidepresandır. İnşirah suresi antidepresanda bir numaradır yani. İlaçları küçümsemiyorum ama benim antidepresanım artık İnşirah suresidir. Siz de bolca İnşirah suresini okuyun. Doktorun tavsiye ettiği ilaçları da hafife almayalım elbette. Şimdi burada vesvas kelimesinden sonra bir kelime daha kullanılıyor. Min şerril vesvasi el hennasi. Bu vesvasın bir özelliğidir. Bu vesvas olan kimdir? Onu en sonunda söyleyecek. İnsan ve cin şeytanlarından meydana gelen etkenlerdir bunlar. Bunların bir özelliği de el hennasi. Hennas sinmek, gizlenmek, geriden işi kontrol etme manası veren bir sıfattır bu. El-Hennas, sinsi, vesveseci dememizin sebebi de El-Hennas kelimesinden geliyor. Bu El-Hennas kelimesinin El-Hunnes diye bir başka kalıbı daha var. O da Tekvir suresinde saklanan şey anlamında geçer. Tekvir suresinin 15. ayetinde. Tabi orada şeytanla alakası yok, o gezegenlerle alakalı. Bir yorum gezegenlerle alakalı, bir yorum da vahyin yüreklerde gizlenmiş, orada depolanmış olmasıyla alakalıdır. El-Hunnes kelimesi burada olumsuz bir içerikte geliyor ama her yerde olumsuz içerikte gelir diye bir kural yok. Tekvir suresi 15. ayette de bunun
başka bir kalıbı devreye giriyor. Said bin Cübeyr İbn Abbas'ın şöyle dediğini naklediyor. Çok hoşuma gitti. Taberi ve Razi'den naklen size söylüyorum. İnsan Rabbini hatırladığı zaman şeytan geri çekilir, kaçar, siner. Bu kelimeyi kastederek. Ama Rabbini unuttuğu zaman hemen iş başına döner. Onun için diyorum ki için daraldığı zaman, böyle vesveselerle çok bunaldığın zaman bolca abdest al, bolca Kur'an oku anlayarak. Bolca anlayarak Kur'an oku ve bolca namaz kıl. Secdelerin uzun olsun. Uzun secdelerle namaz kıl. O namazda Allah'ı hatırla. Allah'ı hatırladığın zaman bir kalpte iki zıt bir arada bulunmaz. Allah'ı hatırlamak kalbinde Allah'ı hazır hissetmek demektir. Kalpte Allah hazır varsa, hazır hissediliyorsa oraya şeytan giremez. Sen şeytana lanet okurken Allah'a sığınmayı ihmal etme. Allah'a sığındığın zaman inşallah şeytandan kurtulursun. Zaten adres olarak Cenab-ı Hakk'ın kendisini göstermesinin sebebi insanların bu vesveseci, sinsi vesvesecinin şerrinden korunabilmeyi insanlara öğretebilmektir. Nas suresinin asıl mantığı budur. Evet. Bu arada bir şey daha söylemeliyim şu anlamda. Nasıl ki insanın kalbinde Allah'ı hazır hissettiği zaman şeytan siner, geri çekilir, böyle bir hani kendi varlığını ispat edemez bir duruma gelirse, bizim de Rabbimize yönelik niyazımızda, yakarışımızda böyle bir mahcubiyet içerisinde bulunmamız gerekir. Yani bunu şunun için söylüyorum. Öyle dualar işitiyorum ki, öyle dualar yapıyorlar ki adamlar, bir mahcubiyeti yok, bir boynu bükük değil, bir içinde bir ürperti yok. Yani Allah'a meydan okur gibi dua ediyor. Böyle yani sen bunu kabul edeceksin yani filan gibi. Böyle koro halinde bağıra bağıra işte Allah'a böyle meydan okur gibi. Böyle dua olmaz. Peygamberimizin dua ile alakalı çok harika bir tavsiyesi vardır. Harikalar ötesi bir tavsiyesi vardır Peygamberimizin. Tabii Kur'an'dan öğrendiği bir ahlakı hikmetli bir söze dönüştürmüştür Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buyurmuş ki İyyâküm vesseca fiddu'ai. Duada kafiyeli konuşmalardan kaçının. Bak. Tam bize. Tam. Değil mi? Bizimki beyti, kafiyeyi tutturmak için cümleler dizdiriyor. Son kelime tutsun diye kelimenin öncesi depresyon geçiriyor. Hiç alakası yok. Üstteki mısranın son mısrayla hiç ilgisi yok. Mesele kafiyeyi tutturacak. Peygamberimiz de diyor ki İyyâküm vesseca fiddu'ai. Duada seciden, kafiyeli konuşmalardan kaçının. Hasbu ahadiküm en yakul. Sizden her birinize şunu demek yetsin. Bakın peygamberi bir şey hatırlatma. Allahümme inni es'elükel cenne. Ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ya Rabbi senden cennetini istiyorum. Cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları ihsan etmeni niyaz ediyorum. Ve a'udu bike minen nar. Ya Rabbi sen cehenneminden sana sığınıyorum. Ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ve sonu cehenneme açılacak söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Bu duayı neyi ıskalıyor bu dua? Ne var? Ne kaldı geride? Bir şey yok işte, dua bu. Bunu Arapça söylemen de gerekmiyor. Türkçe söyle. Ya Rabbi senden cennetini istiyorum. Cennetine götürecek söz ve davranışları istiyorum. Ya Rabbi cehennemden sana sığınıyorum. Ona götürecek söz ve davranışlardan da sana sığınıyorum. İşte dua bu. Yani bir mahcubiyet içerisinde dua yapmak lazım. Meydan okur gibi değil. Hani illa şu ayetlerin bilinmesi gerekir dua ile ilgili. Mutlaka. Araf suresinin 55. ayeti
ve 205. ayetleri Araf suresinin. Boynunuz bükük ve gürültü patırtı yapmadan. Vezkur rabbeke fi nefsike tadarruan ve khifeten ve dunel cehri minel kavli. Ve dunel cehri minel kavli. Kelimeleri bağıra çağıra değil diyor. Ah. Boynun bükük olacak, kısık sesle dua edeceksin. Meydan okuyarak değil. Şimdi bizim dualar tabi aslında dua, bizimki dua da değil. Bizimki dua okuyoruz biz. Dua yapmıyoruz ki. Dua okumak başka bir şeydir. Dua yapmak bambaşka bir şeydir. Dua yaparsan yüreğinden geçenleri dillendiriyorsun demektir. Dua okuyorsan başkasının sözünü seslendiriyorsun demektir. Bir yerde bir gün öyle bir ortamda bulunuyordum. Bir tanesi dua yaptı. Duada şu cümlesini ona sordum sonradan. Duada diyor ki ya Rabbi, bu din-i mübin İslam'ın 13 asırdır bize kadar ulaşmasına vesile olan bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Biz de amin dedik hep koro halinde. Bitti dua, gittim yanına, dedim ki ya bir şey sormam lazım. Oo, sen burada mıydın dedi. He buradaydım dedim. Ne oldu, buradaydım. E gel sen duayı sen yapsan, yok sen de yaptın fark etmez dedim ama bir şeyi anlamadım dedim. Onu bana bir anlat da rahat edeyim dedim. Nedir dedim. 13 asırdır bu dinin bize gelmesine vesile olan dedin. Hangi yüzyılı çıkardın dedim. Ne demek dedi. Hayır, bu dinin bize gelmesinden 14 asır geçti de dedim. Sen şimdi 13 asır diyorsun. İlk yüzyılı mı çıkardın? Arada bir yüzyıl mı var? Bu son yüzyılı mı çıkardın? Ne yaptın? Hangisini çıkardın dedim. Dedi ki ya ben ne bileyim dedi ya. Ben ezberlediğim duada öyle yazaydı dedi. Bu işte. Niye? Muhtemelen o bir Osmanlıca duaydı. 100 sene önce yazılmıştı. 100 sene sonra da 13 asır üzerinden gidiyor. Bak ki ne kadar duanın dışındayız bak. Bak ki ne kadar ne dediğimizi bilmez durumundayız. Şimdi namazla ilgili şey var ya. O Nisa suresi 43. ayet. Ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın. La şimdi bak, şimdi bir şey diyeyim. Bir kısmı tabi, bir kısmı kızacak. Kızarsa kızsın. Çok büyük iş. Nisa suresi 43. ayet. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, la takrabus salate, namaza yaklaşmayın. Bak, salat kelimesinin namaz manası vermesi için bunun ekame kelimesiyle kullanılması lazım. Bu kelime yoksa salat o bildiğin manada namaz manasına gelmez. Ben şimdi bunu zaman zaman söylüyorum. Bunu zaman zaman söylüyorum. Benim bu dediğimi kullanarak birileri diyor ki bak benim için. O da diyor ki salat namaz kılmak değil dua demektir. Ya ekame ekimus salate yukimune salate ekimis salate diye bir ton ayet var. Onların hepsi bu bildiğimiz namaz manasına gelir. Ben avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Kur'an'da 5 vakit namaz var. 5 vaktin 5'i de var. Namaz 5 vakittir. Vakit de farz kılınmış bir ibadettir. Namazsız din olmaz arkadaş. Ama kelimenin kullanımını da bilmek lazım. Buradaki as-salah kelimesi namazı da içeren dini eylemlerin hepsini içine alır. Es-salah Allah'tan yanalığı ortaya koyduğumuz her fedakarlığın adıdır. La takrabus salate, Allah adına bir şey yapacaksan, hele ki salat burada öncelikle dua manasına gelir. Salatın kelime anlamlarından biri duadır zaten. Dua manasına gelir. Ne dediğinizi bilinceye kadar böyle dua yapmayın demektir bu. Ya bir şey diyorsun, ne dediğin belli değil. Ne istediğini bilmiyorsun arkadaş. Böyle dua olur mu yani? Adam biri gitmiş müftüye demiş ki kimsenin bilmediği bir dua öğret bana. O da demiş ki ya kimsenin bilmediği duayı ben de bilmem. Yani kimsenin bilmediği, ben kimse değil miyim? Ben de bilmem bunu. Olmaz dedi. Biraz hatırlı bir adammış. Kesinlikle olmaz, bana dua öğreteceksin. O da demiş ki çekinmiş mi ondan? Neyse, veya durumuna münasip ona bir dua öğretmiş. O da o duayı nasıl olsa bir müftü biliyor, bir de ben biliyorum. Başka hiç kimse bilmiyor havasıyla böyle ara ara bunu seslendiriyor. Ben biliyorum. Onun derdi şimdi dua yapmak değil, biliyorumu göstermek yani. Hava atmak yani. Onun Türkçesi bu.
İşi anlayan biri onun duasını dinleyince demiş ona ki sen ne diyorsun ne? Cevap, sen anlamaz. Niye? Bunu bir müftü biliyor bir de ben. Tabii dedi, bir müftü biliyor bir de sen. Ne dediğinin farkında değilsin beyim, böyle dua olmaz. Allah iyi ki de duanı kabul etmiyor senin. Ne de diyor? Diye Allahümme ec'alni dübben kebiren fi cebelin azim. Allahümme ec'alni kebir cebel azim. Kelimeler büyük. Bunlar zannetti ki iyi bir şey. Halbuki diyor ki ya Rabbi beni büyük bir dağda büyük bir ayı yap. Dübben ayı demek. Düb ayı. Hışımla müftünün yanına gidiyor. Ne biçim öğretti? Ağan işte diyor. Kimsenin bilmediği dua bu. Bunu yap. Kimsenin bilmediği duayla övünülür mü? Adam gibi dua yapsana. Yani duanın en makbulü, duanın en makbulü bir, anlaşılarak yapılandır. İki, duaya konu meselede önce fedakarlığı yapılmış olandır. Fedakarlığı yapılmamış dua kabul olmaz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Önce kulluk yapacaksın, sonra yardım isteyeceksin. Yardım, önce yardım, sonra faaliyet. Yardım alırsın da ya yapmasan ne olacak? Yapacaksın fedakarlığı, sonra yardım alacaksın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sıranın öyle gelmesinin maksadı budur. Biz ne yapıyoruz? İyyâke nesta'inu ve iyyâke na'budu. Tersine çeviriyoruz. Hatta vitir namazlarında kunut duaları var ya, onları, mesela onları önce Allahümme inna nesta'inuke'yi okuyoruz. Sonra Allahümme iyyâke na'budu'yu okuyoruz. Halbuki bu Fatiha'daki sıraya uygun değildir. Önce Allahümme iyyâke na'budu'yu okumak, sonra nesta'inuke'yi okumak daha doğrudur. Ama ben onların ikisini de değil başka bir dua okuyorum. Aa, benim okuduğum bir dua var. Böyle var ya. Yok yok. Allahümme ehdini fîmen hedeyt. Ve afini fîmen afeyt. Ve tevelleni fîmen tevelleyt. Ve barikli fîmâ a'tayt. Ve qini şerre mâ qadayt. Fe inneke tegdî ve lâ yugdâ aleyk. İnnehu lâ yezillü men vâleyt. Ve lâ ye'izzü men âdeyt. Tebârekte rabbena ve teâleyt. Acayip bir duadır. Ezberlemenizi tavsiye ederim. Allahümme iyyâke na'budu ve Allahümme innâ nesta'inuke'yi de okuyun. Yani ona bir şey demiyorum da. Yani duaları da böyle biraz hissedebilmeniz için biraz hani manasına yoğunlaşırsanız o dualar daha yüreğinize dokunur yani. Daha hoş bir ibadet tadı verir. Daha anlayarak anladığınız dilden yapmış olursunuz. Öylece bir kazanımı olur. Onu da bir vesile söyleyeyim. Bak işin içine el-hennas kelimesinden nerelere geldik. Yani oradaki sinme, geri çekilme, hani bir mahcubiyet edasının Allah'a niyazda, kullukta da bizim takınmamız gereken bir tavır olduğunu dolaylı bir yorum olarak el-hennas üzerinden sizlere aktarmış oldum. Hani öyle okuyorum ben bu ayetleri. Öyle okuduğum zaman daha çok. Tabii manasını vermem. Duanın en iyisi anlaşılmadan yapılandır diyorlar ya. Anlamadan yapacaksın onu. Oh, hiç kimse anlamıyor. Öyle gidiyor. Sen de anlamıyorsun. Anlamadan seslendiriyorsun. Buna dua okumak diyorlar. Dua yapmak demiyorlar yani. Dua okumaları dua yapmaya dönüştürmek lazım. Allahümme ehdini fîmen hedeyt. Ya Rabbi beni hidayete erdirdiklerin arasına ilhak eyle. Ve afini fîmen afeyt. Ya Rabbi beni bağışladıklarının arasına kat. Ve tevelleni fîmen tevelleyt. Ya Rabbi sen kimi dost edindiysen beni de onların arasına ilhak eyle. Ve barikli fîmâ atayt. Bana her ne verdiysen onu bereketlendir ya Rabbi. Daha çok ver yani. Ve kini şerre mâ kadayt. Kötü hüküm vereceğin, sonu cehenneme açılan her ne varsa ondan, onun şerrinden beni koru ya Rabbi. Fe inneke tegdî ve lâ yugdâ aleyk. Ya Rabbi hüküm veren sensin. Senin hükmünün üzerinde hüküm verilmez. İnnehu lâ yezillü men vâleyt. Senin yüksek tuttuğunu kimse düşüremez. Ve lâ ye'izzü men âdeyt. Senin düşük hale getirdiğini kimse yükseltemez. Tebârekte Rabbena. Ya Rabbi sen bereketin kaynağısın.
Tebarek ya Rabbena ve Teâleyt. Yani sensin, en büyük olan sensin, en yüce olan sensin, bereketin kaynağı sensin. Sen beni bu duamın içerisinde konusunu ettiğim yiğitlerin arasına ilhak eyle manasında böyle bir duadır. Yani bunu illa kunutta değil, bunu her zaman yapmak lazım. Bu manaya gelen duaları her zaman okumak lazım. Hayatı dua, dua bir zikirdir. Dua bir zikirdir, dua kabul edilmiş bir ibadettir. Çünkü dua Allah'ı hatırlamaktır. Allah'tan yanalığı ilan ve itiraftır. O itibarla duasızlık hiçliktir. Furkan suresi 77. ayet öyle der. Kul ma ya'be'u biküm rabbi levla duaukum. De ki sizin duanız olmasaydı size Rabbim ne diye değer versin ki? O ayetin başka bir anlamı daha var. O dua ile alakalı, yani müminlere yönelik bir mesaj değil, bu defa kafirlere yönelik bir mesajı da var o ayetin. Kul de ki o kafirlere, müşriklere, ma ya'be'u biküm rabbi, Rabbim size ne diye eziyet etsin ki levla duaukum, putlara yalvarıyor olmasaydınız. Neden putperestlik yapıyorsunuz? Putperestlik yapmasaydınız Allah size, Rabbim size niye eziyet etsin, niye azap etsin ki? O ayetin öyle bir anlamı da var. Hatta bu vesileyle bir ayet daha hatırlatayım size. Nisa suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, 147. ayet. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Ya siz şükreder, Allah'a iman eder ve ona güvenirseniz Allah size ne diye azap etsin ki? Allah kulunu azap etmekten zevk almaz. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatına rağmen, onun bize verdiği akıl, irade, fıtrat, vicdan, gönderdiği kitap ve görevlendirdiği peygambere, sunduğu sayısız nimetlere rağmen Allah'ın azabını ve gazabını kazanabilmek oldukça zor bir iştir. Yani cehenneme gitmek zordur aslında. Çok zor bir iştir ama insanlar onu tercih ederler. Cehennemin zorluğuyla alakalı da Leyl suresinin 10. ayeti var, onu bilmenizi isterim. Cehennem aslında zor gidilecek bir yerdir aslında. Ve emmâ men bekile ve istagnâ ve kezzebe bil husnâ fesenüyessiruhu lil usrâ. O usrâ denen, aslında zor olan cehenneme gitme yolunu kim cimrilik yapar, kendime yeterim, başkası beni ilgilendirmez der, en güzel değerleri kim yalanlarsa işte o en zor olan cehennem yolunu ona kolaylaştırırız diyor işte. Aslında zordur ama hak edersen kolaylaşır. Onu diyor. Evet. Surenin son ayeti, son iki ayeti. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâsi. Bu sinsi vesveseci insanların gönüllerine vesvese verir. Yüreğine vesvese verir. Minel cinneti ve nasi. Kimden oluşur bu vesveseci? Cinlerden ve insanlardan. Cinlerden ve insanlardan. Cinlerin baş vesvesecisi zaten şeytandır. Neyse, iblistir. İnsanlarınki de asıl tehlikeli olandır. Asıl tehlikeli şeytan, şeytanlaşmış insandır. Çünkü onun ne hinlik yapacağını anlamaz. Sana gerçek yüzünü göstermez. Hani mahşerde birbirini suçlayacağından haber verilen gruplar vardır. Saffat suresinde anlatır onlar Allah-u Teala. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Dönerler birbirlerini suçlamaya başlarlar. 27. ayet Saffat suresinin öyle bir grup ayet devam ediyor. Suçlayanlar derler ki öbürlere, kendilerini saptıranlara, yani saptırılanlar kendilerini saptıranlara derler ki kalu inneküm küntüm te'tûnenâ anil yemini, yani siz bize hep sağdan geldiniz. Sağdan geldiniz demek, hep iyi görünerek geldiniz. Sizden şüphelenmedik. Ne bileyim, sözün iyiye benziyordu. Görüntün tamamdı. Aldandık. Hep iyi göründünüz. Öyle geldiniz.
Anlamadık sizin nehinlikler peşinde koştuğunuzu. Anlamadık. Onlar da diyecekler ki galu bel, hayır, lem tekûnû müminîne. Siz iman etmemiştiniz. Biz ne yaptık size? Hatta ve mâ kâne lenâ aleyküm min sultanin. Bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, yetkimiz, hakimiyetimiz yoktu ki. Bel küntüm kavmen tâgîn. Kendiniz azgınlaşmıştınız. Biz ne yaptık size? Kimse mahşerde faturayı başka insanlara ve şeytana kesemeyecektir. Bak söylüyorum. Hiç yalandan öteye beriye yalpalamanın bir alemi yok. Ben Sebe suresinin tefsirini bitiriyorum yarın inşallah. Samsun'da nasip olursa. Bu sureden acayip şeyler öğrendim. Sebe suresinde neler varmış meğer. Sanki ilk defa okuyorum onu yani. Ama ne muhteşem cümleler var. Bakın birkaç cümleyi size aktarayım. Sebe suresinde. 31, 32, 33. ayetler. Birbirini suçlamalar para etmeyecek. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Zayıf düşürülenler diyecekler ki, hani ayetin başında diyor ki, وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ Rabbinin huzurunda bu zalimlerin durdurulduğunda birbirlerine nasıl laflar yetiştirdiklerini, nasıl birbirlerine sataştıklarını bir görsen. Zayıf düşürülenler o gün kibirli davrananlara diyecekler ki, levla entüm lekünnâ müminîne. Levla entüm lekünnâ müminîne. Siz olmasaydınız biz mümin olacaktık. Siz sebep oldunuz. Diyecekler. Öbürler kabul edecek mi bunu? Hayır. 32. ayet. Kâlellezîne stekberû lillezîne stud'ifû. Kibir gösterenler zayıf düşürülenlere şu cevabı verecekler. Diyecekler ki, enehnu sadednâküm anil hudâ. Biz mi sizi hidayetten engelledik? Ba'de izcaeküm, size geldikten sonra siz hidayete sahip çıktınız da biz mi engelledik sizi? Bel, hayır. Küntüm mücrimine. Siz suçluydunuz. Siz yaptınız bunu. Bakın. Bu diyaloglar yaşanacak. Buna benzer başka bir sürü ayet var. Şimdi hepsi aklımda da okuyup vakit almak istemiyorum. Yani işin zirvesi bağlamında şeytanı suçlayacaklar. İbrahim suresinin 22. ayeti, 21. ayeti de konuyla alakalıdır. Ama asıl detay veren ayet 22. ayetidir. Orada وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ Hüküm verildiğinde şeytan şöyle demiş olacak mahşerde. Ne diyecek? اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah size gerçeği vaat etmişti. وَوَعَدْتُكُمْ Ben de size bir şeyler vaat ettim ama فَاَخْرَفْتُكُمْ Ben tutamadım sözümü. Sözümü yedim. Yani. Sözümü ihlaf ettim demek tersini yaptım yani. Fakat وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Benim sizin üzerinizde herhangi bir hakimiyetim, etkim, yetkim, otoritem, baskı gücüm yoktu. İlla sadece اَنْ دَعَوْتُكُمْ Sizi davet ettim. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Siz de uçtunuz. Ben öyle diyorum. Balıklama daldınız, atladın. Ne yaptım ben sana diyor. Çağırdım, sen de Allah'tan arıyordun, çabuk geldin. فَلَا تَلُومُونِ Şimdi beni kınamayın. وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi kınayın. مَا اَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَّ Ne bugün ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Bakın cümleye bakın. Cümleye bakın. İnni kefertu bima eşrektumuni min qablu. Daha önceden de sizin beni Allah'a ortak koşmuş olmanızı zaten kabul etmemiştim ben. Ben mabud olmadığımı biliyordum yani. Siz suçlusunuz. İnne zalimine, zalimsiniz siz ve zalimler için lehum azabun elim, elem verici azap vardır. Hadi bakalım. Ondan sonra hani bunlar, bak başka bir ayette ya, Allah Allah. Okuyayım mı? Ya okumayayım da hiç olmazsa yerlerini söyleyeyim. Şeye bakın. Araf suresinin 38-39. Ayetlerini not alın. Araf 38-39. Bakın böyle benzer konuşmalar var. Faturası ne olacak? Araf 38-39. Açın.
Demin başladığım Saffat suresinin devam eden ayetlerini şeye kadar okuyun. 35. ayete kadar. Yani 25'ten 35'e kadar. Saffat suresinde 10 ayet. Okuyun. Sonra bir de Zuhruf suresinin şu ayetlerini okuyun. Hangi ayetler? Efendim 36, 37, 38, 39. ayetler. Zuhruf suresi. Ve men ya'şu an zikri rahmani. Rahman'ın zikrinden, övüdünden, Kur'an'ından kim uzak yaşarsa. Nukayyid lehu şeytanen. Ona bir şeytan musallat ederiz. Fehüve lehu karinun. Şeytan ona adeta yapışır. Ve innehum leyasuddûnehum anissebîli. O insan şeytan veya cin şeytan. Daha çok insan şeytandır bu. Bunlar insanları Allah yolundan engellerler. Ve yahsebûne ennehum muhtedûne. Bir de hidayet üzere olduklarını zannederler. En kötülük, en büyük ziyan batağın içinde bulunmasına rağmen kendisini doğru yolda zannetmektir. Keyif suresi 103, 104, 105. ayetleri okuyun. Orada anlatıyor Allah-u Teala. Hatta idâ câena, huzurumuza geldikleri zaman bu insanlar, kâle diyecek ki, saptırılan kişi diyecek ki, ya leyte beyni ve beyneke, keşke benimle senin aranda olsaydı, bu'del meşrikayni, iki doğular kadar mesafeler olsaydı, hani seni görmez, seni tanımaz olsaydım, febi'sel karinu, sen ne kötü bir arkadaşmışsın meğer, diyecek. Ancak alacağı cevaba bak. Velen yenfa'kumul yevme. Bu sözlerin size hiçbir faydası olmayacak. İz. Çünkü zalemtüm, zulmettiniz. Kendinize, inancınıza, hayatınıza zulmettiniz. Haksızlık ettiniz. Enneküm fil azabi müşterikune. Hepiniz azapta ortaksınız. Bitti. Ya? Topu atabiliyor musun şeytana? Faturayı ona kesebiliyor musun? Hayır, kesemiyorsun. Seni burada saptıranlara atabiliyor musun? Hayır, atamıyorsun. Ya Ahzab suresinin iki ayeti var. 67-68. Ahzab 67-68. Ben bu ayetleri sürekli söylüyorum. Ya bunu mahşerde insanlar dile getirecekler. Rabbimiz bunun haberini veriyor. Ne olur şu ayette sözü edilenlerden olmayalım. وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ. Suratları üzere ateşe kapaklanacaklar onlar, kafirler. يَقُولُونَ diyecekler ki, يَا لَيْتَنَا. Ah ne olaydı, keşke. اَطَعْنَ اللّٰهَ وَاَطَعْنَ الرَّسُولَ. Keşke Allah'a ve Resulullah'a itaat etseydik. وَقَالُوا diyecekler ki, mazeret. رَبَّنَا ey Rabbimiz, اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. Ya Rabbi biz efendilerimize, saadet seyyidin çoğuludur. Efendilerimize ve küberaena, büyüklerimize itaat ettik. Tanış geliyor size değil mi bu cümleler? Büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik. Feadallûnes sebîlâ. Bunlar bize yolu saptırdılar meğer. Rabbena ey Rabbimiz. Âtihim du'feyni minel azâbi. Ya Rabbi bunlara azabı katlayarak ver. Ya Rabbi vel anhum la'nen kebira. Bunlara en büyük laneti yap diyecekler. Bu ne korkunç bir şey ya. Ya bu sözü söylemek zorunda kalanlar arasına girersek ne olacak? Allah'a itaat edeceksin, Resulullah'a itaat edeceksin. Başkasına değil. Başkaları daima risklidir. Nasıl öleceği belli değil, güme gidip gitmeyeceğinin kimsenin garantisi yok. İtaatimizin kaynağı, adresi Rabbimizdir. Bunu nasıl uygulayacağımızın örneği de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka yok. Başkalarının peşine gidersen, ah bu ayetler iyi yok. Ahzab 66, 67, 68, iyi yok. Sonra bunları duymamıştık. Mazeret sökmeyecek. Tabii öyle hinlikler yapıyorlar ki. Şimdi Kıyamet Suresi diye bir sure var. Orada 15. ayette diyor ki Allah-u Teala وَلَوْ أَلْقَى مَعَاز۪يرَ. Kafirlerin oradaki durumunu anlatıyor. Mazeretler ileri sürmeye kalkışacaklar. Yani bir şeyler diyecekler. Onlara tam o esnada Allah-u Teala diyecek ki لَا تُحَرِّكْ بِه۪ي لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ.
hakkındaki hükmü acele etmek için dilini depreştirme. Konuşma. Şimdi konuşma zamanı değil. Mürselat suresinde diyor ki: "Haza yevmu la yantikun." Bugün nutuk atma günü değil. "Ve la yu'zenu lehum feyatezirun." Onlara izin verilmeyecek ki özür dilesinler. Müminun suresi 108. ayet. "Kâlek sevû fîhâ." Şimdi orada cehennemde çömelin. "Ve lâ tükellimûn." Bana kelam etmeyin diyecek Allah-u Teala. Şimdi konuşma zamanı değil. Mazeret üretme zamanı değil. O mazeret üretmek için dilini depreştirme ayeti var ya. Demesinler mi ki bu peygamberimizedir? Peygamberimiz vahiy alırken güya dilini depreştiriyormuş. Ona diyormuş ki ya sen dilini depreştirme. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Vahiy kalbine geliyor ya. Gözünü seveyim yapma be ya. Mahşerde mazeret üretmeye gayret edenlerin alacağı cevaptır o. Kıyamet suresi 16. 17. 18. 19. ayette anlatılanlar. İşte insan ve cin şeytanlarının insanlara fısıldadığı, sinsi bir şekilde fısıldadığı o vesveselerden sadece ve sadece insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına, yani Yüce Allah'a sığınmak durumundayız. Bunun ötesindeki sığınaklar aslında sığınak filan değil, insanın felaketini getiren birer aldanış mekanizmalarıdır. O aldanış mekanizmalarına kapılmama duasındayım. Ben aslında şeytanın vesvesesi için Kur'an'da kullanılan kelimeleri aslında yazmıştım. Aslında şeytanın insana yaptırmak istedikleri ve insana yönelik telkinleri diye ne kadar ayet varsa hepsini çıkarmıştım. Fakat o başka bir yere kaldı. Artık onu oradan çekebilirsiniz resmini. Yani yetişmedi, ne yapayım? Olmadı. Artık şöyle bir dua ile bitiriyorum. Her türlü şerden Yüce Allah'a sığınabilen yiğitlere selam olsun. Allah'a sığınmayı dilimize tesbih edeceğimiz şu günlerde ülkemizin içinden geçtiği felaketlerden muhafaza buyurması için uyanık olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Suriye'deki, Alep'teki kardeşlerimiz için de fedakarlığı esirgemeden yapma erdemini yakalamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.